Eğitimde Allah'a şükür bir kayıp yaşamadık. Ama süreç online işlediğinden dolayı gerek internet veya gerekse cihaz bakımından aksaklıklar oldu tabii ki. Bu konuda elimizden geldiğince bu aksaklıkları gidermeye ve öğrencilerimizi aksettirmemeye çalıştık. Buradaki en büyük çabamız da öğrencilerimizin eğitiminin aksamadan devam etmesi idi. Elhamdülillah bu konuda bütün sıkıntıların üstesinden geldik. Herhangi bir eksiklik yaşamadan öğrencilerimizin eğitimine devam ettik. Pandemi sürecinde Kur'an kurslarımızda müftülüğümüzün, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve vakfımızın belirlemiş olduğu kurallar çerçevelerinde maske, mesafe, özellikle dezenfekte konusunda her türlü tedbiri aldık. Haftada bir kere, iki kere belediyeden çağırdığımız ekipler kursların dezenfekte işlemlerini yaptılar. Bizler de öğrencilerimizi mesafe konusunda sürekli bir şekilde uyardık. Kur'an kurslarımızda yine öğrencilerin bulunduğu toplu ortamları sürekli havalandırdık. Kurslarımızdaki hastalığa sebebiyet verecek ortamları sürekli dezenfekte ederek öğrencilerimizi hastalıktan uzak tutmaya çalıştık. Pandemi sürecinden sonra da şu anda hala dezenfekte işlemleri devam ediyor. Öğrencilerimizi maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet için sürekli uyarıyoruz. Ve bu konuda öğrencilerimizi de bilinçlendirme açısından toplu olarak sürekli onlara da bu işlerin, bu dezenfekte durumlarının veyahut da öğrencilerimizin temizliğe ne kadar dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek hatırlatmalarda bulunuyoruz. İcazet merasimleri öğrencilerin düğünüdür. Bizim de aynı zamanda ürünlerimizin mahsulünü aldığımız dönemdir. Geçen sene hafızını ikmal etmiş olan öğrencilerimiz bu konuda içi buruk bir sene bitirdiler. Bu senede hafızlığını bitirmiş olan öğrencilerimizin icazetlerini alabilmelerini tabii biz de en içten dileklerimizle niyaz ederiz. İsteriz ki geçen sene bitirmiş olan öğrencilerimiz ve bu sene hafızlığını tamamlamış olan öğrencilerimiz icazetlerini en güzel bir şekilde düzenlenecek olan bu icazet merasimlerinde alsınlar. Rabbimden niyazımız inşallah bu hastalık inşallah üzerimizden kalkar ve icazet merasimlerimize, özlediğimiz o günlere, o düğünlerimize kavuşuruz. Ailelerimize söylemek isteyeceğim en önemli husus, öğrencilerimizin hem hafızlıkta hem dini ilimlerde hem de okul eğitimi olarak başarılı bir yere gelmelerini istiyorsalar ve bu seviyede, bu yönde öğrencilerinin yüksek seviyelere gelmelerini istiyorsalar çalışabilecekleri en iyi kurumlardan bir tanesi Yükseç Vakfı'dır. Çünkü vakfımızda öğrencilerin hafızlık eğitimiyle beraber okul eğitimlerine de azami derecede özen gösteriliyor. Ve özellikle alanında branş öğretmenlerinden öğrencilerimize ders anlatmaya geliyorlar. Ve onların okul derslerinde yardımcı oluyorlar. Onların okulda herhangi bir eksik noktalarının kalmaması için ellerinden geldiğince çaba sarf ediyorlar ve eğitimlerini eksik bırakmıyorlar. Velilerimiz Yükseç Vakfı'nın resmi internet sitesinden ve telefon numaralarından başvurularını yapabilirler. Rabbim inşallah bu hastalığın bir an önce üzerimizden kalkmasını nasip eder. Öğrencilerimiz hafızlık eğitimi olarak çok yoğun bir programda çalışıyorlar ve bu programı sürdürebilmeleri için moral ve motivasyona ihtiyaçları oluyor. Kendilerini deşarj edebilecekleri aktiviteler, halı saha maçları, piknik gibi gezileri onların moral motivasyonları için kullanıyorduk. Rabbim inşallah bu aktiviteleri yapabildiğimiz, öğrencilerimizin de kendilerini deşarj edebilecekleri bu aktiviteleri yapabileceğimiz eski günlere bizi en kısa zamanda kavuşturur inşallah.
Sabah 8'den akşam 5'e kadar online olarak eğitimlerimiz zaten devam ediyordu. Sabahtan akşama kadar dersle meşguldük. Ondan sonra derslerimiz bittikten sonra ailemizle kitap okuduk, televizyon izledik, vakit geçirdik. Malum pandemi süreci olduğundan dolayı yasaklar vardı, sürekli evdeydik. Bu nedenle arkadaşlarımı çok özledim. Derslerde görüşüyorduk, onun dışında da görüntülü olarak görüştük. Çok şükür kurslarımız açıldı, arkadaşlarımıza kavuştuk. Çok mutluyum. Sabah 8'den akşam 5'e kadar online olarak eğitimimiz devam ediyordu. Bir aksaklık olmadı ama tabii ki kurstaki disiplin, program çok farklı. O yüzden kursta olmak daha iyi. Günlük olarak zaten saat 5'e kadar Kur'an derslerimiz oluyordu online bir şekilde. 5'ten sonra bilgisayar oynayarak, kitap okuyarak, ailemle vakit geçirerek böyle devam etti. Malum sokağa çıkma yasağı olduğu için, hem dışarı çıkamadığımız için canımız sıkıldı evde. Tabii arkadaşlarımı da çok özledim. Hep arayıp sordum yani. Zaten 5'e kadar hep derste birbirimize görüşüyoruz ama şimdi ders ortamı ayrıdır, bir de normal arkadaş ortamı ayrıdır. Şu anda kursta olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber yüz yüze ders yaptığımız için. Yani inşallah bir daha böyle bir online eğitime çıkmayız. Kursumuzda eğitimlerimize devam ederiz. Şimdi evdeki ortamla online bir şekilde görüşüyoruz. Yani disiplin desen az var. Kursa geldiğimizde ise yüz yüze beraberce ders çalışıyoruz, disiplinli, programlı bir şekilde. Yani o yüzden kurstaki ortamı daha iyi olur.